Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dün hava karanlık olduğundan dolayı bu grubu çekememiştim. Bugünkü videomuzda da bunlara bir yer verelim. Geldim, yemleri bitmişti, yemlerini tazeledik. Burada şu an itibariyle 3 ila sanırım 4 aylık arasında yavrular var. Hani dışarıda bilezik takalım demiştik de öldürüyorduk hayvanları sıcaktan dolayı. Şu an kendilerini toparladılar. Antalya, Manavgat'ta falan o taraflarda çıkan yangın için bir dişi bir erkeğini ihale yöntemiyle sahiplendirdik arkadaşlar. Onun gönderimini yapacağım ama havalar serinlediği zaman yapacağım, şimdi değil. Şu an yollarsam otobüste ölür hayvanlar. Güzel yavrular var. Kaşlı, kafalı, formu da iyi olacağını düşündüğüm yavrular var. Hadi siz de gidin yem yiyin. Sayısını tam bilmiyorum ama bu grubu damızlık ayıracağız. Malum aşağıda bayağı bir zayiatımız oldu sıcaklardan dolayı. Aşağıya indirmiyorum. Bu bölmeyi temizledik. Sağ olsun birader falan bayağı destekledi. İşler de yoğun. O fırsat bulmuş, burayı temizlemiş. Ben de evdekilere dedim aşağı bölmeyi de, yani kümesleri de temizledik ama şu an hayvanları aşağı indirmeyeceğim arkadaşlar. Çok sıcak var. Bu sıcaklarda problem yaşayacağımı düşündüğüm için hayvanlar ortalama bir ay daha burada kalsınlar. Şu bilezik takmadığımız grup var. Onlara da bilezik takarız. O zaman toplu halde aşağıya indirmiş oluruz. Çünkü aşağıdaki hayvanlar yanında bunları koyarsam ister istemez mikrop aktarımız olacak. O da bizim istemediğimiz bir durum. Biliyorsunuz bunların babası geçenki sıcaklarda vefat etti. Yani 2018 Menemen Göl Park'ta şampiyon olan, 95 puanla şampiyon olan horozumuzun yavruları bunlar. O horozumuzu sıcaktan artık kaybettik. Şampiyon yaşamıyor. Onların veliahtları var. Yani ibik yapılarından kafa yapılarına kadar kaşlı tavuklar mesela, görüyorsunuz. Güzel hayvanlar. Gel bakalım. Bu gruptan kendimize yine damızlık yapacağız. Çok aşırı üretim yapmayı düşünmemiştim. Hedefime ulaştım. Bu kadar bana yeter. Fazlası sıkıntı oluyor. Malum yerimiz her ne kadar büyük de olsa ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama yazın maalesef aşırı sıcak olduğundan dolayı hayvanlar keyifsiz duruyor. Onların keyifsiz olması da otomatikman bizi etkiliyor. O sebeple az ve öz üretim yapmak her zaman iyidir dedik ve hedefe ulaştık. Koşinlerimizden bir takım yine bu sene bakacağım arkadaşlar. Fazlalık olanlarını satacağım. Hollanda tepelilerimiz var. Aşağıda biliyorsunuz bir takım. Onlara da bakacağım. Bir de sultandan bir bölme kümes yapmayı düşünüyorum. Çok fazla üretim yapmadan yolumuza devam edeceğiz. Bunları Allah'tan aşağıya indirmemiştik. Aşağıya indirmiş olsaydık belki bunları da kaybedecektik. Çünkü 46 derece sıcaklık var Manisa'da bugün. Bu da aşırı sıcak dönem. Yani 13 yıldır ben bu işi yapıyorum ama 13 yılda bu kadar sıcaklığı hiç görmedim. 32-35 dereceyi gördük. Ama 40'ın üzerini görmemiştik. Bu sene onu da gördük. Allah sabır versin özellikle dışarıda çalışan dostlarımıza, kardeşlerimize. Bazıları soruyor, abi hayvanları bu yaşta anlıyor musun diye. Arkadaşlar bu yaşta olan hayvanın yarışmada ne yapacağını anlayamayız. Tabi üzerinde bazı noktalar var. İşte kanat rengi, kanadı taşıması, ibik şekli gibi. Ama bunlar zamanla değişebiliyor. Sırtlar kısadır, uzar. Mesela şu köşede duran horoz, onun kuyruk açısı çok güzel gözüküyor. Bayağı üzerine baktığımızda kendini belli eden hayvanlar var. Şu önümüzde duran bir tavuk mesela kaşlı olacak. Geniş bir kafatasına sahip. İbik yapılarını görebiliyorsanız hemen hemen hepsinin ibikleri kusursuz 3 sıra halinde.
Çok güzel yavrularımız var. Bunları sağ salim inşallah büyütebiliriz. Büyüttüğümüz zaman da işlerinden damızlık çıkacak. Yarışma olur mu diye çok sorular geliyor. Arkadaşlar, yarışma olmama ihtimali yine yüksek. Neden? Hem havaların ısınması hem pandeminin artması Ocak ayında federasyonun yapacağı yarışmayı öteleyebilir diye düşünüyorum ben. Geçen sene pandemiden dolayı yarışma yapılmamıştı. Sanıyorum bu sene de yarışma yapılmayacak. Öyle gözlemledim ama bilemem. Tabii devlet buna izin verirse, yasak kalmazsa, kapanma olmazsa yarışma yapılacak. Bu hayvanlar yarışmaya gider mi? Onu size söyleyeyim. Şu an 4 aylık olduğunu farz edelim. Hayvanların 9 aylık olması gerekiyor. Yani kıtı kıtına ya yetişiriz ya da yetişemeyiz arkadaşlar. Önemli olan yarışma değil. Önemli olan hayvanları sağ salim büyütebilmek. Eğer biz bu grubu sağ salim büyütebilirsek, önümüzdeki sene damızlık hale getirebilirsek, hedeflerimizden kopmamış oluyoruz. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz çok ölüm yaşadım ben. Türkiye Branma Kulübü'nü kuracağım diye sağa sola gezdik dolaştık derken ölüm yaşadık. Bir de muhtarlık üstüne gelince hayvanlarla alakamız kesildi. Neredeyse hiç hayvanım kalmama noktasına kadar geldim. Şükür eşe dosta vermiş olduklarımızdan biraz yumurta temini edip elimizde de bulunan anaçlarla, işte şampiyon grubuyla belli bir üretim yaptık. 2 adet farklı kanda horozumuz var. O horozlarla da bunlarla iyi bir takım çalışması yapıp, yani 12 tavuk 2 horozla yeni şampiyon adaylarını inşallah çıkartacağız arkadaşlar. Bizim lop tavşanlarımız bir dişi bir erkek demiştik ama maalesef ikisi de erkek çıktı. Hatta kahverengi de erkek çıktı. Nasipse bir dişi bir erkeğini sahiplendirip yerine bir tane dişi alacağız. Çok da önemli değil. Dediğim gibi havalar çok sıcak, aşırı yoğun bir iş temposundayım. Belki de sizlere keyif verici videolar çekemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Hedefim vardı, başka kümeslere gezip videolar çekeyim istedim. Ama pandemi yakamızı bırakmadı. Tabi işin ucunda biraz da maddiyat söz konusu. Şu an bir yem çuvalı olmuş 250 TL arkadaşlar. Hayvanlara bakma, evin derdi, mahallenin sorunları derken maalesef üstesinden gelemediğimiz noktalar oluyor. Eskiden daha rahattık. Şu an ticareti de bitirdim. Havalar çok ısındığı için yumurta satsam da alan arkadaş yumurta çıkartamayacak. Çıkarsa da büyütemeyecek. O sebeple ticaretimizi askıya aldık. Sadece hayvanların sağlıklı şekilde büyümesiyle uğraşıyorum. Bir aksilik olmadan bunları büyütebilirsek bizden keyiflisi yok. Sen ne geziyorsun buralarda? Maviş. Ben de diyorum, yani bu lop tavşanı neden yavru yapmadı? Bu zamana kadar yavru almamız gerekiyordu. Ama maalesef ikisi de erkek olunca otomatikman yavru alamadık. Sağlık olsun, nasipten öte bir şey yok arkadaşlar. Bu arada VGS kuluçka makinemiz var, 196'lık. Onu sahiplendirip onun yerine önümüzdeki sezona başka bir makine almayı düşünüyorum. Daha ufak bir makine istiyorum aslında. 196'lık bana biraz fazla geldi. 120'lik bir çimuk almayı düşünüyorum. Bir temizlik operasyonundan sonra üretime zaten havalar serinlediği zaman, yani Aralık ayı gibi falan nasipse başlayacağız tekrardan. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Bu sene gayet başarılı üretim yaptım. Bayağı da bir sahiplendirme yaptık. Görüyorum yani gönderdiğimiz hatta yumurta alan, civciv çıkaran ya da yavru alıp onları büyüten arkadaşlarımız varsa yoruma da yazsınlar. YouTube'dan kaç kişiye sahiplendirmişiz? Memnunlar mı? Onları da görmüş olalım otomatikman. Takip ediyorum elimden geldiğince. Verdiğimiz hayvanlar güzel oldular. Büyüyorlar. Umarım bunların da şöyle 8-9 aylık olduklarını göreceğiz arkadaşlar.
bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bize destek olmak adına kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız, bir de videoya like atarsanız, ki bunlar ücretsiz yapılan eylemler, bize destek vermiş olursunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.